Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber efsane ötesi bir FIFA Mobile 19 videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videoda diğer videolardan farklı önemli bir şey yapacağız. Bugün çok önemli bir duyurum var. Videonun başında arkadaşlar hemen onu izlemeden kesinlikle geçmeyin. O gerçekten çok önemli bir duyuru arkadaşlar. Hepinize hediye dağıtıyoruz. Ve arkadaşlar yeniyseniz kanala abone olun ve bildirimleri açın. Saat 17.00'da pazar günü canlı yayın olacak ve cumartesi ve pazar günü videolar da olacak aynı zamanda. Bunlardan haberdar olmak için ve genel olarak bütün videolarımdan güncel olarak haberdar olmak için yeniysen hoş geldin diyorum, abone ol ve bildirimleri aç ve ailemize destek olmak için, daha fazla sizlere böyle efsane şeyler yapabilmem için birazdan söyleyeceğim abi, videomuzu beğenip destek olmayı unutma, yani videoya like atmayı unutma, efsane like bombalamasını bekliyorum. Dünkü video gerçekten çok düşük oldu abi. Onu toparlamak için bu videoyu sizlerden tam 3000 beğeni bekliyorum. Hadi arkadaşlar hepiniz beğenin. 2 saatleri 1500 beğeni olalım. Hadi, çok istemedim ama siz zaten başarıyorsunuz abi. Her neyse, şimdi arkadaşlar duyurumuza gelelim. Pazar günü saat 17.00'da BlueStacks sponsorluğunda efsane bir yayında olacağız arkadaşlar. 2 tane ayrı lig kuracağım. Yayında olacak bunlar ve İki tane ayrı lige siz başvurularınızı yapacaksınız. Toplamda 64 kişi katılacak. Yani arkadaşlar aranızda çoğunuz katılır. Özellikle aktif olarak bildirimleri açanlar katılacak, haberiniz olsun. Discord'dan paylaşacağız ligin adını falan, yani liglerin adını. Ben ayrı takipçilerimin, iki tane takipçimin hesabından lig açacağım. Bunları canlı yayında sizlerle birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten efsane olacak. Kazananlara da arkadaşlar 50'şer TL'lik, iki tane kazanan olacak, 50'şer TL'lik kod vereceğiz. Google Play veya App Store Steam kodu isteyenlere de Steam kodu vereceğiz arkadaşlar. Gerçekten efsane olacak, yani kazanan ne isterse onu vereceğiz. Çok efsane ödüllü şeyler sizleri bekliyor arkadaşlar. Pazar günü 17.00'da şey açın ve BlueStacks'in Discord adresi ve uygulaması açıklama kısmında sadece BlueStacks'ten girenler katılabilecek. Yani bilgisayar BlueStacks'ten oynamak arkadaşlar biliyorsunuz kolay ya. Gerçekten çok eğlenceli. Aynı zamanda BlueStacks'ten girdiğiniz zaman şarj sorunu yok. Hiçbir şey derdi yok. Rahat rahat oynuyorsunuz. Bilgisayarınıza açıklama kısmından BlueStacks'i indirmeyi unutmayın arkadaşlar. BlueStacks'i indirdikten sonra da Discord adresine de gelin BlueStacks'in. Oradan duyurusunu yapacağım. Bana özel bir kısım açılacak oradan. Ben size arkadaşlar duyuruyu yapacağım. Haberiniz olsun. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ben bir denemek için şampiyonu açtım. İstediğimiz türde açabiliyoruz. Rakipleri ilk rakipleri arkadaşlar eşleştirirken mesela 90 gen 90 genle eşleşsin, 100 gen 100 genle eşleşsin, bunu bile ayarlayabiliyoruz. Gerçekten süper arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bu durumdayız. Benim rakibim bana mesela 9 tane gol atmış. Ben daha fazla atardım ama uğraşmak istemiyorum şu anda. 1 saatlik turnuva açtım ama arkadaşlar turnuvaya aktif olarak oynayacaklar gelsin. Bakın bir kişi bile oynamazsa çok büyük sıkıntı olur. Yani beklemek zorunda kalırız. O yüzden hepiniz turnuva maçlarını kesinlikle oynayın. Sonuna kadar şampiyon finalde kazanana ödülü vereceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım, hepinizi yayına bekliyorum. Yayında ayrıyetten efsane şeyler de yapacağız. Duyurumuzu yaptığımıza göre arkadaşlar bu ligde olmayacak vardı. Dediğim gibi ligi kuracağız. Ligi Discord adresinden yayınlayacağız. O yüzden Discord'a da gelin, uygulamayı da aşağıdan indirmeyi unutmayın. Bu ikisini yaparsanız gerçekten çok önemli bir şey yapmış olursunuz, haberiniz olsun. Şimdi buradan geri çıkıyoruz ve arkadaşlar şimdi hemen kadromuza giriyoruz. Hangi kadromuz? Tabii ki de Türk Gücü arkadaşlar. Türk Gücü'nde efsane bir yorum gördüm. Hemen o yorumu sizlere göstereyim arkadaşlar şu anda. Adebayor'a Slimani'yi bas bakalım ne oluyor demişsiniz. Ben de aşırı merak ettim. 83'lük Slimani'yi Adebayor'a basacağım arkadaşlar. Hadi bismillah diyorum. Hadi hayırlısı diyorum. Vallahi bastım. Vallahi bastım. 81 gene yükseldi bu arada Adebayor. Ve bakalım neler olacak. Gerçekten merak ettim şu an ha. Bu neymiş abi? Muslera. Öf, Muslera'ya bastım hadi arkadaşlar. Türk Gücü bölümünü özel bastım. Sizlerin like attığını hissediyorum. Türk Gücü'ne yaptığım harcamalarla birlikte sizler like bombalarınızı zaten yapıyorsunuz. Bir sonraki bölümde arkadaşlar ben Vişka sözünü verdim ama yorumlara yazın. Bakın bunu yazın kesinlikle. Hatta belki anket açarım bir butonu da, açmadıysam da yazın arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Vişka'yı alalım mı? Bak 135 lira yatırırım. Ama arkadaşlar 18 gün sonra 135 lira yatırırsam 15, hatta 2 hafta sonra falan 135 lira yatırırsam çok daha iyi olacak. Neden mi arkadaşlar? Çünkü bana özel teklif gelecek VIP puanım arttığı için ve 2000 points'i yerine 6000 points almış olacağım. Bu yüzden arkadaşlar dikkatli olarak yorumlarınızı yazın, hangisini yapalım. Vişka'yı bir sonraki bölümü alalım yoksa hemen mi alalım? Çünkü gördüğünüz gibi coins'im de yok. Oyuncularım da önemli oyuncular, satmak da istemiyorum. Ona göre yorumlarınızı yapmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Ama al diyorsanız alacağım ya sizler için. Siz çünkü like'larınızı bombaladınız. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte maçımıza geçeceğiz. Roberto Carlos'umuzla falan birlikte. Bu arada Elif Elmas'ın haftanın takımı kartı çıkmış.
Onu da isteyenler var. Onu da alırız arkadaşlar ama şu anda daha elimizde yok ve pazarda da yok tabii ki. Değil mi yani, yoktur. Bir bakalım biz yine arkadaşlar Elif Elmas'ın kartı var mı diye. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi haftanın takımı kartı daha pazara düşmedi. Pazara düştüğü zaman alacağız. Şu anda normal kartı var pazarda ve abi 65'ken adamda 171 bin coins. Gerçekten ilginç ya. Harbiden bir değişik durumda. Her neyse arkadaşlar, şimdi teke tek maçına giriyoruz tabii ki. Yine dereceli gireceğim. Abi ben bu maçları çok seviyorum. Bu maçları izleyin arkadaşlar. Bakın bu maçları baştan sona izleyin. Teke tek maçları gerçekten çok heyecanlı ve çok efsanevi oluyor. Ve kazanırsam da like bombalamasını tutun. Zaten abi kaybetsem de like atıyorsunuz. Siz adamsınız. Hadi bakalım abi. Bakalım ne olacak. Ben sizler için elimden geleni yapacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. 93 ya 120 kimya bizim takımımız ve rakibin takımını göreceğiz şimdi. Yüzgen 120 kimya. Geçen hafta 106 geni yendik. Bu hafta neden yüzgeni yenmeyelim, değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Hadi bakalım neler olacak. Hep birlikte şimdi sizlerle beraber göreceğiz. Adebayor'a Slimani'yi bastık abi. Bakalım Adebayor ne oldu? Hep birlikte dediğim gibi göreceğiz. Şimdi Ndiaye. Ndiaye verdi pasını Quaresma. Quaresma gidiyor. Quaresma dön. Dönemedi. Ndiaye ver pasını. Çok güzel Quaresma. Quaresma dön. Quaresma döndü. Çok iyi. İçeri bir tane, bir tane de dışarı. Bir de plase. Quaresma skills abicim. Quaresma skills ya. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Abi daha 7. dakikadan golümüzü bulduk. Bir o tarafa, bir tarafa, bir bu tarafa dönüyoruz. Ve Quaresma skills arkadaşlar, işte budur ya. İşte budur abi. Yemin ediyorum Beşiktaşlı kardeşlerim de mutlu olmuştur inşallah. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi Petit. Nainggolan. Rakip zor ama abi. Rakip benim ana kadrom ya bildiğin. Adam ana kadromda kimi kullanıyorsan Piatek'i falan da var abi. Bak rakip sıkıntı. Ama Gökhan Gönül. Bugün Beşiktaşlılar bizi coşturdu ya. Yusuf Yazıcı. Belhanda şimdi. Manu. Adebayor. Oh shit abicim. Oh shit Dafiden. O iyi kart gördü. Sarı kart gördü. Güzel. Roberto Carlos'a bir frikik golü atmak isterim ama arkadaşlar frikikleri galiba Quaresma kullanıyor, onu anlamadım. Bu arada rakip çok saçma bir hareketle önüme geçti. Umarım gol yemem abi şimdi. Evet çok güzel ya. O Yusuf Yazıcı mıydı bu arada? Neyse Roberto Carlos şimdi. Maalesef topu kaybettik. Manu. Manu da çok hızlı. Gerçekten çok hızlı. Manu'yu arkadaşlar göstereceğim sizlere. Faul verdi bir daha hakem. İlginç. Manu kullanıyor bir de. Kullansak mı ya? Ha köşeden olduğu zaman arkadaşlar kimin kanadı? Bu arada bayağı bir kötü vurdum galiba. Yo! Aman tanrım nasıl gitti öyle? Manu'nun da güzelmiş ha, helal olsun, gol oluyor sandım. Roberto Carlos ortaya açtı. Vida, vida, vida. Abi bugün Beşiktaşlılarda bir şey var. Gerçekten ya, teke tek modu, dereceli mod. Roberto Carlos asist, vida gol. Abi gerçekten takım süper olmadı mı ya? Gerçekten muazzam olmadı mı ya? Abi muazzam ya, gerçekten böyle bir şey yok. Ben hayatımda böyle iyi bir maç oynamıyordum ya. Ben gerçekten şu an çok eğleniyorum ha. Baksana abi Yusuf Yazıcı bütün topları kapıyor. Ben hata yapmasam, geç basmasam pasa onu da atacak. Yani böyle bir şey yok abi. Ben teke tek modunda kaybetmem ki bu şekilde. Şimdi kaybederim değil mi maçı? Roberto Carlos'a bak abi. Bak adam seçili olmadığına rağmen adamın önüne atlıyor falan. Şut çekmesini engellemeye çalışıyor. Boyu ne kadar kısa olsa da. Adebayor işte abi. İşte abi görüyorsunuz. Slimani basılmış Adebayor'u görüyorsunuz. Adama Slimani'yi bastık. Adam kafasına gelen topu rakibe izin verdi, bildiğin at dedi abi, ilginç bir şekilde. Manu şimdi, benim Manu taktiğimi bilmeyenler var tabi. Uzun zamandır da yapamadık. Adebayor ne yapıyorsun abi? Vallahi Slimani'yi bastık, adam çöp oldu ya. Gökhan Gönül yapma abi, sen hata yapmazsın abi. Bugün Beşiktaşlar hata yapmayacak ya inşallah. Adebayor'a Slimani'yi bastık, adam ayağına gelen topu anında kaybetti şimdiye kadar ama bakalım. Adebayor. Adebayor. Ferdinand. Bu arada arkadaşlar kadroda Fenerbahçe Beşiktaşlı oyuncu sayısını sayıyoruz yani, ona eşitlemeye çalışıyoruz ya. Önerinizi de ona göre yapın bu arada. Roberto Carlos'u tabii ki de Fenerbahçeli oyuncu olarak sayıyoruz. Yoksa almazdık yani, ikon olarak saymıyoruz yani, ayrı bir şey olarak değil. Fenerbahçeli oyuncu olarak sayıyoruz. Ve Piatek şimdi. Petit. Sıkıntı büyüyor. Sıkıntı büyüyor. Güzel bir plase. Güzel bir plase. 2-2 yaptı ya. Gerçekten ama hatalı oynadım. Rakip de güzel vurdu. Tabii yüzgen rakibe karşı 93'gen takımla oynuyorum. Hani birazcık da böyle şeyler başımıza tabii ki gelecek. Quaresma skills'e devam abi. Yok bir dakika, Gökhan Gönül. Hakem fauli vermedi ama şöyle bir avantajı bıraktı çünkü bu arada yazıcı. Abi çok büyük hata yaptım ama çıkmadı, tamam ondan çıktı. Biz de bir hata devam edebileceğiz gibi duruyor, evet. Şimdi Gökhan Gönül, Roberto Carlos karşısında Roberto Carlos. Abi bizim de Roberto Carlos'umuz var. Gerçekten sıkıntılı bir defans. Hem defansta hem atakta efsane olur mu bir oyuncu ya? Quaresma şimdi abi, içeri sokulsaydım gol atabilirdim ama sokulamadım. Hani içeri sokulduğum zaman abi Adebayor'a Slimani'yi basmamız hiç iyi olmadı.
Adebayor'a bizim bir Ronaldo falan basmadan Adebayor kendine gelmeyecek abi. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Bu arada o yorum nereden aklınıza geldi ya? Ya niye geldi bir de? Niye bastık şu an ben anlamıyorum. Adam bozuldu ya. Slimani kışkırtma yapmaya takımda olmadığı zaman bile devam edebiliyor ya. Helal olsun ya. Hayır. Evet Muslera güzel. Şikirtel. Ver pasını. Belhanda. Çok iyi abi. Belhanda şimdi. Sen de ver abi şöyle. Manu. Manu sen bir uç ya artık. Ya Manu'yu uçuramıyorum abi kaç videodur. Niye böyle oldu abi? İlk geldiği zaman çok iyi oynamıştı. Hayır. Hayır 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 abi. Abi abi yapma şunu ya. Gerçekten arkadaşlar çok sıkıntı. Gerçekten süper oynuyor rakip bu arada. Neymar'da 93 Totti kart. Yani abi tabii her şeyi yapıyor adam. Hareketlere bak şöyle şöyle. Çok büyük sıkıntı abi ya. Gerçekten 2-0'dan 3-2'ye döndürmeleri de hiç iyi olmadı. Yani bu videoda arkadaşlar kötü bir şey yaptık. Hani takıma yükseltici değil ilk defa düşürücü bir şey yaptık takıma. Slimani'yi almamız haricinde. Abi o adamda ne şanssızlık var ben anlamıyorum gerçekten ya. Roberto Carlos. Carlos yürü abi Allah aşkına yürü ya. Aha. Carlos ne yapıyorsun? Ferdinand. Carlos sen bari yürüseydin. Bak Manu yürüyemiyor zaten kaç videodur. Sen bari yürüseydin. 2-0 öndeydik. Böyle bir duruma geldik şu an. Çok heyecanlıyım. Ndiaye. Abi yapma böyle hata. Aha çok iyi. Ndiaye tam kızacaktım. Kızamadım. Çünkü çok güzel bir hareketle şu an topu aldık. Şimdi Quaresma. Quaresma dön. Çok iyi. Quaresma bir plase. O attı biz niye atamayalım dedim. Manu vurdu gol be. Manu sen busun. 3-3 be. Abi oynadım. En heyecanlı teke tek maçındayız şu anda. Gerçekten neler olacak hiçbir fikrim yok ama maçı izleyenler çok şanslısınız. Benim bütün maçlarımı izleyin arkadaşlar. Bakın çok eğlenceli oluyor. Haberiniz olsun yani. Hayatımda ilk defa bu kadar eğlenceli bir teke tek modu maçındayım. Manu'dan efsane bir kafa vuruşu geldi. Ve dakika 69'da çok güzel bir şekilde eşitliği yakaladık. Bakalım neler olacak abi. Çok denk bir mücadele oluyor aslında. Ama rakipte bir rahatlık var tabii. Benim reytingim düşük ya. Yani daha iyi oynadığımı fark etmiştir. Hani. Yani iyi oynayan bir insan olduğumu fark etmiştir ama tabii reytingim düşük olduğu için rakipte birazcık sıkıntı olabiliyor derken güzel bir şut. Abi bu arada kornerler çok tehlikeli. Benim uzun defanslarım var ama adamda Ronaldo falan var. Hani Ronaldo'yu hiç kullanmadığım için bilmiyorum nasıl kafa vurduğunu gerçi ama gerçekten iyi vuruyordur muhtemelen. Ki evet tamam Muslera bravo sana. Muslera da iyi bir kaleci abi. Gerçekten oyunda da iyi bir kaleci. Hani sadece gerçek ve reytingine bakmadan söylüyorum. İyi gerçekten abi. Geçen videoyu hatırlarsanız 1-0 kazandık. Bu arada abi hadi şu maçı alırsam bir like atarsınız ya. Şu maçı alırsam bir like atarsınız değil mi ya? Dur dur dur. Abi Roberto Carlos dursana. Ya beraberliği de yaptık abi yüzyan adamla. Bence atın. Bilmiyorum. Atarsınız bence. Ama kaybedersem atmayın. Tamam gol yersem şu an atmayın. Yusuf Yazıcı yaptığın harekete bak. Ulan bak gol yersem üzülürüm şu anda. Sırf like istedim diye üzülürüm ya. Neymar. Aha tamam hakem maçı bitirdi. Arkadaşlar 3-3 berabere bitti. Yine biz taraftarımızı alacağız. Yani arkadaşlar oyunda şöyle bir mantık var. Yenersen taraftar alıyorsun. Berabere kalırsan taraftar alıyorsun. Almıyormuşsun bu arada. Sıfır taraftar aldık. Şu an üzüldüm ama arkadaşlar bakın. Toplu oynamamız daha düşük. Şut isabetimize bakın. 5'te 5. Bu şutlardan 4 gol olsaydı çok daha iyi olurdu ama tabi birisi dönen topa gol attık arkadaşlar. Devam ete bastık arkadaşlar. Ve bu arada geçen videoda kazandığımız maçın ödülünü şöyle bir açayım. Ve arkadaşlar gerçekten bu arada canlı yayına katılmayı unutmayın. Canlı yayını izleyin. Canlı yayında da veririm ben. Haberiniz olsun. Ve Discord adresini BlueStacks'in ve uygulamasını indirmeyi unutmayın. Sadece onları indirenler katılabilecek. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Kanala kesinlikle abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi abi? Abone ol. Evet sen şu an abone oldun mu kankam? Evet çok teşekkürler. Şuradan abone ol. Evet şuradan. Ve şuradaki videodan herhangi birisi tıklayarak efsane ötesi bir videoya gidebilirsiniz. Çok efsane bir maç oynadık. Çok denkti. Çok sevindim yani. Neyse hoşçakalın. Gerçekten çok seviyorum. Ve bye bye.